Nur, tebrik ederim dün. Mehtap çorbayı döktükten sonra senin de böyle high five'ların falan. Ya gerçekten ben çorbayla ilgisi yok onun. Başka bir şeyle ilgisi. Bilmiyorum neyle ilgisi var da. Dün komentleri de dinledim orada. İnanamadım yani. Neyleri? Orada verilen yorumları. Fuat, siz gitmiyor musunuz? Hayır. Tatlı mı o? Ne yorumu dinledin? Konuşuruz sonra. Konuşalım canım yani öyle bana neyse bileyim ben de. İnanamadım. Melis, yaparım artık. Kardeşim beni karşında görürsün. Erkeklerin evinde yoktu bunlar. Çünkü onlar bize yaptı. Çünkü benim için yaptı. Sen orada çünkü konuşuyordun ya. Hayır geldim parmakladım baktım hiçbir yerde tabakta yoktu. Saklamıştım fırındaydı. Ya Mehtap onu yemek isteyen kaşık getirir. Mehtap gel. Yok bize yapmamış ki boş ver yemeyiz. Nasıl ya getirdim işte. Kız çocuk buraya getirdi. Tamam işte dördünüze yapmış yiyin. Bak. Sağ ol bu açan eline sağlık. Yok Murat demiş ki yiyemezsin. Çok yetenekli bu çocuk. Yani şimdi sen aşkını ilan mı etmiş oluyorsun böylelikle? Yani bunu mu demeye çalışıyorsun? Ne anladığını sormak lazım. Ben bunu anlıyorum şu an. Evet. Melis de diyor bu işe. Melis'cim. Boğaçan çok güzel bir şıklık yaptı. Bizi sufle getirdi. Melis'e tabii ki özellikle getirdi. İlgilendiğini zaten söylemişti. Ama Melis hiç umursamıyor bence Boğaçan'ı. Bence Melis Boğaçan'ın derdinde değil, Boğazı'nın poğaçasının derdinde. Ben her ne kadar davranışlarım geçmişi unutmuş gibi gözükse de aslında unutmazlığımdan değil. Sadece geçmişi geçmişte bıraktığımdan dolayı. Yani o zamanki konuşulanları, olan olayları unutmadım. Hafızam bayağı kuvvetli. Kuvvetli. Ama ama eğer bir suç varsa ortada, suçlunun sadece sen değil, benim de aynı zamanda aynı şekilde suçlu olduğumu düşündüğümden dolayı, yani yaptığım hataları anlayabildiğimden dolayı geçmişte kalanları geçmişte bırakıp günümüze dönüp ilerlemeyi tercih ediyorum. Sana göre neydi mesela hataların? Benim hatalarım mı? Neyse, bir dahaki sefere. Eline sağlık. Biz seninle bir konuşalım sonra, tamam mı? Gerek yok. Bak. Boğaçan'a çok acayip hareketleri var. Sabahlarımızı son alırız ama. Gelmişsin, gelmişsin, gelmişsin. Bu vesileyle de bir kere daha gelmiş oluruz. Belki. Teşekkür ederim tekrar. Sen de yalnız rica ederim burada iki gündür. Görüşürüz. Görüşürüz. Boğaçan eline sağlık. Allah. Kendine çok iyi bak. Sağ ol. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim. Onun sayesinde Boğaç eline sağlık. Çok güzel olmuş. Tebrikler. Bir daha beni sıkıttırırsan seni keserim. Sevim olan sevgimden dolayı. Seni seviyorum. Senin mutluluğun çünkü önemli olan bence. Seni çok seviyorum. Burada da potansiyel var gibi. Ali Vederçi bebeğin. Ali Vederçi. Adnan'la ben Murat'ı engelledim ya çorba içmesi için. Nasıl engellermişim? Tapulu malım mıymış? Kim diyor ya? Tankut saldırıp duruyor gittiğimden beri. Eve gittiğime pişman bana oldum. Bana da saldırdı. Ondan sonra evet dedim ileride tapulu malım olacak. Ömür boyu elini tutacağım insanın benim sözümü dinliyor mu dinlemiyor mu? Önemli benim için dedim. Sen adamı hep sıkıyorsun. Sen özgürlüğünün sıkılmasını ister misin? Adamı niye kısıtlıyorsun? Falan fıstık bir sürü laf. Ya ölmedi dedim. Alt üstü bir çorbadan içmedi. Ölmedi ya. Madem bu evin içindeyiz bir sürü sınav yapılıyor. Ben de böyle sınav yapıyorum. Sana ne? Ya bir kere bir sana şey diyeceğim. Ne? Orada olay çorbayı içip içmemesi değil. Hala insanlar bunu ben anlamıyor ya. Ben bu kadar saldırmasını da anlamıyorum. Sana ne? Vallahi. Orada bizi kıracaklar mı kırmayacaklar mı? Sözümüzü dinleyecekler mi dinlemeyecekler mi? Bizim amacımız buydu yani. Çorba falan değil yani. Ne alakası var çorbayla? Yok çorbayı dökmüşsün sen, ben biz birbirimize şey yapmışız, çak yapmışız falan. Ne var bunda? Burada neler oluyor? O zaman Ayça'ya da laf etsin. Ayça melemeni döktü, arkasına işte ne bileyim şeker koydu çorbaya. Çorba olayını önce başlatan Ayça'ydı, Mehtap da döktü ama önce Ayça başlattı. Bence Ayça nefret ediyor hala. Nefret de bir duygudur. Ben Emre'ye karşı hala bir şey hissettiklerini düşünüyorum. Bu dünyada kimse sana ait değildir. Kesinlikle öyle. Değil mi? Aynen öyle. Sevginin bile sana ait değildir, kocan bile sana ait değildir.
Kesinlikle. Hiç kimse. Bunu ilk önce kafana yazacaksın yani. Katılıyorum. Bazı insanlar ama her şey bana ait duygusuna çok çabuk kapıldığı için çok hata yapıyorlar. Ha bu arada Tankut'un kulağına fısıldadıklarını duydum. Ne fısıldadım ya? Bu kadar kıskanç olmana gerek yok. Ne fısıldadım Tankut'un kulağına ya? Açık açık söyle. Sen daha iyi biliyorsun. Ne fısıldadım söyle açık açık. Söyleme gerek yok ki biliyorsun ne zaten. Ne fısıldadım? Madem duydun. Bir geri sar ne söylediğini hatırla bence. Ben geri sardım ne söylediğimi hatırladım. Seninle ilgili çok hiçbir şey söylemedim. Seni mi kıskanacağım? Çok fazlasıyla kıskançsın. Herkes seninle ilgilensin istiyorsun. İlgi odağı olmak istiyorsun. Her zaman. Bu evdeki tüm amacın bu. Tankut'un kulağına dedim ki beni köşeye sıkıştırma dedim. Bu ağaçla ilgili. Ama o ne duydu kim bilir. Yazık sana ya. Yoksa sen kendini kıskanıyorsun beni. Hı-hı. Kendini anlatıyorsun. Beni o kadar çok kıskanıyorsun evet, ki. Evet. Bu ağaç sana sufle yaptı ya ondandır belki. Bak ilgi odağı olmak isteyen de sensin. Evet. Tamam mı? Şimdi çekilebilirsin. Burada konuşuyoruz biz. Pardon. Tamam. Pardon. Çekil. Senin evin mi burası? Öf, kes çeneni ya. Başka replik? Seni dinlemek istemiyorum. Dinlemek zorundasın ama. Duymuyorum seni zaten. Duysaydın zaten böyle yapmazdın. Beni dinlemiyorsun zaten. Ne olur, sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Aşkı bul.